Verdiği üretim ve tohum işleme hizmetleriyle dünya pazarında çok saygın bir konuma ulaşan Polen Tarım'a konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımıza Mersin Akdeniz Adanaoğlu'nda tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün Polen Tarım'a konuk olduk. Yanımızda işletme ortaklarından Yunus, Zeki, Gülbahar var. Yunus Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca... Çok teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Yunus Zeki Gülbahar, 56 yaşındayım, 1961 doğumluyum. Buranın yerlisiyim. 1996'da... Polen tarımı kurduk. İşte memleketimize hizmet etmek amacıyla işte çeşitli beslemeler, ürünler. Ondan sonra değişik sektörlere yavaş yavaş açılmaya başladık. İşte biyolojik üretim üzerinde bayağı bir mücadelemiz vardı. 4 yıldır bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. İnsanlarımızda hormonsuz işte arılı domates, işte faydalı böcek, biber çalıştığımız şeyler bunlar. Hani biz şey olarak, sektör olarak, polen tarım olarak yani iyi şeyler sunmaya çalışıyoruz halkımıza, tüketicilerimize. Onlar işte gönül rahatlığıyla sebzesini yesin diye. İşte bölgemizde böyle bir başlangıç yaptık. Onu da en kısa zamanda inşallah tüm bölgemizde yayacağımıza inanıyorum. Teşekkürler. Polen tarım kaç yıldır faaliyet göstermekte ve siz kaç yıldır bu sektördesiniz? 20 yıl oldu. 20. Evet. Polen tarım ne gibi hizmetler sunmaktadır? Zira ilaç işte kalıntısız ilaçlar, yani kalıntı bırakmayan, zehri olmayan ilaçlar üzerinde şu an polen tarım hizmet veriyor. Bir de besleme üzerinde sera örtü altı üretimde bayağı bir yoğun çalışmalarımız var. Ayrıca bizim kendi seramız da var. Kendi seramızda biz 4 yıldır aşağı yukarı işte bu kalıntılarla ilgili, hormonal şeylerle ilgili mücadele veriyoruz. Çevreye de yaymaya çalışıyoruz. Bilinçli üreticilerimiz bu işle ilgileniyorlar ve mücadele veriyorlar. İyi de oluyor, yani bir sıkıntımız yok şu an bizim tarım sektöründe, üretim sektöründe. İyi gidiyoruz şu an. Hormonlu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim bölgemizde yok denilecek kadar yok diyebilirim. Ama tabii ki bazı bölgelerde kullanıldığını duyuyoruz. Ama biz polen tarım olarak bunu tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ve gerek çiftçilerimize, gerek üreticilerimize, gerek biz yakından ilgileniyoruz bu konuyla ilgili. Uzman olarak sizlere soralım. Sebze meyve ilaçlarında nelere dikkat edilmeli? İlacın şeffaf, kalıntı bırakmayan ilaçlar özellikle üreticimize kullandırıyoruz. Sohbetimizi sonlandırmadan önce izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı Yunus? İzleyicimize, özellikle tüketicilerimize, sebze üzerinde önem veren tüketicilerimiz işte nelere dikkat etmeleri, onu söyleyeyim. Yani genelde biberde hormon olayı kullanılmamaktadır. Domatesde de burada Mersin bölgesinde hemen hemen tamamıyla hormon yerine arı kullanılıyor. Bu konuda tüketicimiz sebzesini gönül bir şekilde, gönül rahatlığıyla yiyebilir. Değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Yunus Bey.
Mehmet Bey, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Polen tarımla ilgili, sektörünüzle ilgili biraz da sizden bilgi alabilir miyiz? Önce hoş geldiniz diyorum. 1971 Erzurum doğumluyum. 1998 yılından beri de polen tarımın ortağıyım. Polen tarımın birinci kurucu ortağı Yunus Bey ile ortak olduktan sonra Yunus Bey'in önder bir çiftçi olması beni bu konuda daha araştırmacı, daha yenilikçi kıldı. 1998 yılından beri Türkiye'de, dünyada kullanılan ne kadar yeni yöntem varsa Adanaloğlu'na getirdik. Kullandığımız gübreler çok kaliteli, çevreye en az zarar veren gübreler. Kullandığımız ilaçlar yine öyle, çevreye en az zarar veren ilaçlar. Son 5 yılda da biyolojik mücadele konusuna ağırlık verdik. Hormonu yerine bombus arıları kullanıyoruz. Kimyasal ilaçların yerlerine de biyolojik mücadele ajanları kullanıyoruz. Mersin'de bu konuda çok ciddi katkılarımız oldu. Hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyoruz. Polen tarımı bu konudaki uzmanlığını da Bahram Biyolojik Tarım adı altındaki bir firmada yoğunlaştırdık. Bu sefer Bahram Biyolojik Tarım'da yoğun olarak çalışıyoruz. Mersin'deki diğer firmalardan bizi ayıran en temel özelliğimiz tarımdaki son noktada kullanılan yenilikleri buluyoruz, getiriyoruz. Temel noktadaki özelliğimiz de tüketiciye minimum düzeyde zararlı, az kalıntılı ürünler yetiştirmek için çalışıyoruz. Kendi üretim alanlarımız da var. Bu konu bize zaten daha da güçlü durmamızı sağlıyor. Konunun her boyutuyla içerisindeyiz. O noktada da çok güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Peki Mehmet Bey, Bahram Biyoloji ve Polen Tarım farklı faaliyetler mi gösteriyor? Bahram Biyolojik Tarım, demin de değindiğim gibi polen tarımın yan kuruluşu oldu. Uzmanlık alanı daha az kalıntı, daha biyolojik mücadele yöntemleri, daha temiz ürünler sunmak üzere tarıma yeni bir boyut getirmek maksadıyla kurduk. Yan kuruluşumuz, 2 yıllık bir firmamız, çok başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor.